Baba şefe hoş geldiniz. Bugün evdeki çiçeklerimiz için, bahçedeki sebzelerimiz için yumurta kabuğundan kalsiyum elde edeceğiz. Doğal bir şekilde yumurta kabuğundan kalsiyum elde etmek için biriktirdiğim yumurtaları fırın tepsisinin üzerine koydum. Bunu şimdi 180 derecelik fırında 10 dakika pişireceğiz. Hadi hemen işe başlayalım. Fırına atıyorum hemen. Evet, yumurta kabuklarını fırından çıkarttım. Şimdi iyice soğuması için bekliyorum. Yumurta kabuklarımız iyice soğuduktan sonra şöyle bir tane robotun içine doldurun. Zaten bunlar çıtır çıtır oldular böyle. Çok hızlı, güzel bir şekilde çekilecekler. Şöyle hepsini dolduruyorum. Robotla şöyle güzelce çekiyoruz toz haline getirmek için. Evet, bakın toz haline getirdim. Böyle iyice böyle ip incecik dolmasına gerek yok. Hafif şöyle taneli de olabilir. Bunu şimdi şöyle bir tabağa boşaltıyorum. Evet, şimdi bakın elde ettiğimiz bu yumurta kabukları kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonat, yani bildiğimiz kirecin ham maddesi. Bakın şu çektiğimiz robotun da içini göstereyim. Bakın bembeyaz olduğu için. Bunu saf kalsiyum haline getirebilmek için bir asitle birleştirmeniz gerekiyor. Bu da ne olabilir? Evinizde varsa limon olabilir ya da sirke olabilir. Ben elma sirkesiyle birleştireceğim. İçindeki karbondioksitin dışarı çıkmasını sağlayacağız. Bu şekilde saf bir kalsiyum elde etmiş olacağız. Şöyle bende doğal elma sirkesi vardı, bakın. Şöyle döküyorum. 2-3 kaşık. Şöyle karıştırıyorum. Evet, şöyle karıştırıyorum iyice. İyice her yerini ıslattığınız zaman tamamdır. Evet, karışımımız hazır. Şimdi bunun kuruması için bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra, kurutmak için özel bir yönteme gerek yok. Kenara koyun, o kendi zaten buharlaşır. Havalar şu an iyi gidiyor, sıcak. Kuruduktan sonra çiçeklerinizde güvenle, sebzelerinizde güvenle kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.